أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün okuyacağımız yer 31. söz, Miraç bahsi. İkinci esas, ikinci temsilin içindeki hemmademleri okuyorduk. Bu hemmademlerle başlayan paragraflar bir mülhide, yani imanla ilgili belki iknaya ihtiyacı olan, ispata ihtiyacı olan birisine yönelik idi. Ve demiştik ki bu birisi, yani ikna edilme pozisyonunda olan birisi, biz kendimizde, yani kendini mümin olarak, Müslüman olarak tanımlayan kişi de olabilir. Dolayısıyla Miraç'tan bahsediyoruz. Miraç'ın hakikatinden bahsediyorduk. İkinci esas, hakikati Miraç nedir sorusuna cevap teşkil eden açıklamalar idi. Miraç'ın hakikatinin ne olduğunu konuşurken veya onun hakikatinin ne olduğunu açıklarken, aynı zamanda kalbi mutmain etmek için, aklı tatmin etmek için, ikna etmek için böyle mülhide yönelik imani konularda biraz daha iknaya ihtiyacı olan kişiye yönelik veya bizim mümin olan kişilerin de o tarafına yönelik bir bölüm idi burası. Bu hemmademleri okurken demiştik ki ispat makamında konuşuyor ve ikna edici bir şekilde, madem böyle bir gerçek varsa bu gerçekten şöyle bir sonuç çıkar diye söylüyor. Çıkar mı çıkmaz mı, biz de kendi sağlamasını içimizde yapabiliriz demiştik. En son okuduğumuz, benim hatırladığım kadarıyla, hem madem o hakim bütün yaptığı icraat-ı hakimane şehadetiyle cümlesiyle başlayan paragraf idi. Zannediyorum ben geçen hafta sizlerle birlikte olduğumuzda bunun şöyle ilk 2-3 cümlesini çalışmış idik. Pazar günü Ali Hoca ile birlikte genel olarak bu bölümle ilgili veya imanın hakikatleri ile ilgili konuşuldu diye hatırlıyorum. Ve benim hatırlayabildiğim kadarıyla bu paragrafın hepsi bitmemiş idi. O yüzden ben ortasından başlayarak devam edeceğim bu paragrafın. Tekrar takip etmek isteyen olursa yeri bulabilsin diye söylüyorum. 31. söz, ikinci esas, ikinci temsilin içerisinde mülhidin sormuş olduğu bir soru var idi ve hem mademlerle başlayan paragraflar ile bunlara cevap veriliyor idi. Şu anda okuyacağımız paragrafta hem madem o hakim bütün yaptığı icraatı hakimane şehadetiyle cümlesiyle başlıyor paragraf. Onun, o paragrafın, bakıyorum, burayı okumuş olabiliriz ama hem hatırlamak babından hem de konuya giriş olsun diye şu cümleden başlıyorum. Hem izhar ettiği güzel sanatlarıyla sanatperver ve sanatını çok sever bir sanidir. Her zaman yaptığımız gibi hem izhar ettiği güzel sanatlarıyla derken, doğrudan doğruya bu hemmademlerin gereği şehadet alemine, aleminden örnek getiriyor ve hani enfüsi bir ibadet, pardon, enfüsi bir tefekkür ile başlıyor. Enfüsi tefekkürden benim anladığım, benim kendi içimde hemen karşılığını buluvereceğim ve kolayca anlayıvereceğim örnekler diye düşünüyorum ben bunu. Mesela şu anda okumuş olduğum cümlenin içerisinde izhar edilen bir güzel sanattan bahsediyor. Cümlenin ilk bölümü, izhar edilen bir güzel sanat var diyor. Peki ben de düşünüyorum şimdi,
Çünkü güzel ne demek, sanat ne demek? Bunlar benim kendi dünyamda yaşadığım gerçekler. Yani ben kendim birebir sanatla uğraşmasam dahi etrafımdaki insanlar da görebildiğim kadarıyla sanatla uğraşanlar, güzel herhangi bir eser ortaya çıkaranların ortaya çıkarmış olduğu güzellikleri ve sanatlarını sevdiğini veya onlar arasında yani sanat ile sanatçı arasında eser ile o eseri veren kişi arasında nasıl bir ilişki olacağını veya olduğunu biliyorum. Tekrar bu konuda benim efendim birisinin anlatmasına ihtiyacım yok. Sanatla sanatçı arasında nasıl bir ilişki vardır diye. Dolayısıyla bu örnek benim kendi dünyamdan verilmiş bir örnek. Konuyu anlamam için yani Miraç'ın hakikati diye başka bir afaktaki adeta benim dışımda olmuş olan o anlamda afaktakini ben öyle anlıyorum. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç hadisesini ben ne gördüm ne aynı zamanda yaşadım. Benim için epey bir uzakta. Hani öyle söylüyorlar rivayetler vesaire var. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir hakikati veya böyle bir olayı yaşamış diye anlatılıyor. Fakat biz her zaman diyoruz ya mişmuşlar ile yani rivayetlerle iman olmaz. İmanın olabilmesi için Kur'an'ın da yaptığı gibi ki biliyorsunuz Said Nursi bu usulü Kur'an-ı Kerim'den aldığını söylüyor kendisi. Kur'an-ı Kerim'in usulüne göre vahye nasıl yaklaşılır, imani meselelere nasıl yaklaşılır onun bize dersini veriyor. Dolayısıyla Kur'an'ın yani vahyin usulüne göre imanla ilgili herhangi bir konuya nasıl yaklaşılır diye sorduğumuzda işte karşımıza burada örneğini gördüğümüz şekliyle bir usul ortaya çıkıyor. O usul de nedir? Bir kez daha tekrarlıyorum. O usul de insanın kendi dünyasında hemen anlayabileceği, görebileceği, sağlamasını yapabileceği, dolayısıyla buna tahkik diyoruz yani hakikatini araştırıp bulma anlamında sağlamasını yapabileceği örneklerden yola çıkarak işte bak nasıl şunun sen nasıl olduğunun yani sanat deyince ne denmek istediğini efendim sanatçı deyince sanatçının neleri yaptığını biliyorsun. Şimdi aynen bunun gibi bu anlamış olduğun fenomeni, olayı gel işte anlamaya çalıştığımız imanla ilgili hangi konudan bahsediyorsak şu anda yeni katılan kim var? Habibe Hanım mikrofonunu kapatabilirseniz arkadan ses geliyor. Teşekkürler. İmanın hangi konusunu çalışıyorsak o konuya adapte ediyoruz o misali, temsili. Hatta geçen gün karıştırıyordum bir ayet vardı. Onu bulabilir miyim? Bir bakayım. Şöyle diyor. Bu konuyla ilgisi var gibi geldi. Bilmem siz ne düşünürsünüz. Rum suresinin 28. ayeti şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zarebe bir şey oldu. Okey. Zarebe lekum meselen min enfusikim. Darb-ı kavramını biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de devamlı geçiyor. Biz bu hikayelerin hepsini size bir darb-ı olsun diye anlatıyoruz diyen ayetler var biliyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi. Zarebe lekum meselen. Biz size diyor darb-ı olarak bunları anlatırız. Bu tür örnekleri veririz. Ondan sonra yani bu darb-ı kısmının geçtiğini Kur'an-ı Kerim'de biliyordum. Fakat burada ilginç başka bir bu ayette Rum suresinin 28. ayetinde ilginç başka bir detay daha gözüme çarptı. O da darb-ı mesel veririz dedikten sonra min enfüsikim diyor. Enfüsikum diye söylüyor. Yani sizin kendinizden, Arapçası Türkçesine yakın olduğu için veya Türkçede kullandığımız enfüsi az önce söylediğim gibi
kelimesi aynen Arapçadan geçtiği için Kur'an-ı Kerim ayetin içerisindeki enfüsüküm kelimesini anlamamız kolay oluyor. Enfüsi olarak sizin kendinizden darb-ı meseller veririz diye hani bu ayetin içerisinde de açık açık yazıyormuş. Ben bu ayeti daha yeni gördüm ve ilgimi çekti. Dolayısıyla şu andaki konuştuğumuz konu üzerinde uygulayabiliriz bunu. Darb-ı meseller verilir. Örnekler verilir kendi dünyamızdan. Bize yakın olan, nefsimize yakın olan, nefsimizin insanın anlayabileceği örnekler verilir. Onun gibi, şimdi tekrar dönüyorum okuduğum parçaya. Güzel sanatlardan bahsettiği zaman, mesela izhar ettiği diyor ya, yani söyle ne derler, gösterdiği, açığa çıkardığı sanatlardan anlıyorum ki ben, bir sanatçı güzel bir eser verdiğinde onu ortaya çıkartıyorsa, bunun anlamı nedir? Bir, o kendi sanatını seviyordur. Yani sevmese, bu güzeldir diye kendi dünyasında düşünmese, el aleme niye göstersin? Göstermez. Hani ayıp bir şey ise, gösterilmeyecek bir şey ise, çirkin bir şey ise onu göstermek değil, tam tersi saklamayı tercih eder insanlar. Ben bunu enfüsi olarak biliyorum. Ben böyle bir gerçekle yaratılmışım çünkü. Şimdi ben o böyle bir gerçekle yaratılmış olduğum, fıtratıma konulmuş olan özelliği kullanarak, ha ben buradan, yani fıtratıma konulmuş bu özelliği kullanarak nasıl bir sonuca gideceğim veya bu özelliğimi kullanıp ne yapacağım diye düşününce, işte Said Nursi'nin burada örneğini verdiği gibi, sende böyle bir özellik var, kendine bak, kendi dünyana bak ve onu Allah'ı, yani yaratıcıyı tanımada darb-ı misal olarak olsun diye kullan diye bize burada usul öğretiyor, yaklaşım öğretiyor. Güzel sanatlarını izhar eden birisi demek ki, ben anlıyorum ki, biliyorum fıtratıma konmuş olan bu özellik sayesinde güzel sanatları açığa çıkarmak isteyen birisi, bir, onları seviyordur. Arasında sanat ile sanatçı arasında böyle bir sevgi ilişkisi, bir hayranlık ilişkisi olması gerek. Bu bir. İkincisi, madem izhar ediyor, madem herkese gösteriyor, yine ben bundan anlıyorum ki diğer insanlar da bunu görsünler, bu güzelliği görsünler, ben onlarla bunu paylaşayım, onlar da bunu sevsinler diye istiyor diye ben hemen anlıyorum bunu. Dolayısıyla bakın, cümlenin ilk yani bir cümle okuduk, cümlenin birinci bölümünde, yani virgüle gelene kadar olan kısmını, hem izhar ettiği güzel sanatlarıyla denilen kısmı bana enfüsi olarak bir efendim tefekkür imkanı sağladı diye anlıyorum ben. İkinci kısmında, eğer bu doğruysa, sen de kendi içinde, kendi dünyanda bunu bu şekilde tasdik edebiliyorsan, ki ediyoruz diye söyledik, öyle olduğunu her insan bilir. Yani bunun için biliyorsunuz illa mümin, Müslüman, efendim çok ihlaslı mümin, çok dindar bir insan olmaya falan gerek yok. Bu tamamıyla insanın kendi içinde bulunmuş olduğu gerçek ile, hakikat ile doğrudan doğruya alakalı. Yani bu cümleyi veya bu argümanı, bu tartışmayı, tartışma veyahut da argüman getirme ağını, isterseniz Hristiyan'a, isterseniz Yahudi'ye söyleyin, bunun doğru olduğunu kabul etmek zorunda. Neden? Çünkü onlar da insan. Bütün insanlar bu fıtrat üzerine yaratıldığı için bu argüman çeşidi, yani konuyu bu şekilde ispatlı olarak anlatmak herkese uygundur. Herkese anlatılabilir ki, dersin başında da söylemiştik. Şu anda okuduğumuz paragraf, mülhid olan kişiye, yani imanın rükünleriyle ilgili veya imanın kendisiyle ilgili problemi olan kişiye muhatap olacak şekilde anlatılıyor. Yani karşımızda mülhid olan bir kişi var. İnsan olduktan sonra hiç fark etmez, ister ateist olsun, ister mülhid olsun, bu özelliğini kullanarak buradaki argüman ağını anlayabilir, kendisi aklıyla ve hisleriyle tartabilir. Bu açıdan
Çok önemli bir yaklaşım farkı diye düşünüyorum ben. Çünkü mesela mülhid olan kişiye, yani bu konuda ya sen Miraç'tan bahsediyorsun ama hakikaten öyle mi değil mi falan gibisinden soru soran bir kişiye, hani bizim bildiğimiz çoğunlukla Müslüman diyen, kendini Müslüman olarak tanıtan insanların vermiş olduğu tepkiyi vermiyor. O tepki de nedir? Sizler de biliyorsunuz, efendim, bunlar imanın rükünleridir, imanın şartlarıdır, imanın şartlarını reddeden kafir olur. O yüzden kafir olmamak için ben bunu kabul ediyorum şeklinde kısır döngüye girmiş herhangi bir söylem yok burada. İstediği gibi insan, karşımızdaki insan istediği gibi olayı sorgulayabilir, sorabilir. Hakikaten böyle midir, değil midir diye kendisinin ikna olmasını isteyebilir. Böyle bir kişi şu anda okuduğumuz yerden kendisine bir cevap bulması mümkün. Sanatperver ve sanatını çok sever bir sanidir deyince, şimdi cümlenin ikinci kalan kısmı, sanatperver ve sanatını çok sever bir sanidir deyince, ben bunu insan olarak hemen kabul ediyorum ve anlayabiliyorum ve bu konuda ikna olabiliyorum. Hakikaten sanatını çok seven birisi olması lazım. Çünkü ben etrafımda sanatkarların kendi eserlerini sevdiğini ve o eserleri başkasına göstermek istemeleriyle de bu sevgilerini açığa vurduklarını görüyorum, biliyorum. Doğrudur diye söylüyorum. Peki böyle bir sahne var ise, şimdi bunu da bir yere koyduk. Yani hem bir yere koyduk hem de tasdik ederek bir yere koyduk. Bunlar temellerini oluşturacak. Bu hemmademlerden sonra gelecek olan argümanın, yani bir sonuca gitmek için bu hemmademleri söylüyor demiştik. O sonuca vardığımızda bu hemmademlerin her birisini bu şekilde tasdik ede ede gittiğimizden dolayı, sonuca bağladığında da o zaman da bunun sonucu, bu baştakileri kabul ettiysek, önermeleri, premisleri kabul ettiysek, bu premislerin sonucu, bu önermelerin sonucu da şuraya bizi getiriyor dediğinde, itiraz edecek bir durum kalmayacak. Evet, oraya getiriyor. Çünkü biz oraya getirme işlemini adım adım takip ettik. Adım adım sağlamasını yaparak oraya gittik diyeceğiz en sonunda. Devam ediyorum paragrafa. Hem gösterdiği tezyinat ve merakaver sanatlarıyla, meraklandırıcı, hayret verici sanatlarıyla zişurların nazar-ı istihsanını asarına celbetmek isteyen bir Halik-i Hakim'dir. Aynı şu ana kadar konuştuğumuz vurguyu burada da yapmak mümkün. Çünkü aynı şekilde devam ediyor tartışmasına veya konuyu açıklamasına, aynı usulü kullanarak devam ediyor. Tezyinatlı, yani ziynetli, böyle acayip, insanın merakını uyandırıcı, hayretini uyandırıcı, öyle değil mi? Etrafımızdaki insanlara bakıyoruz, hani o bilim adamları dediğimiz kişiler, son zamanlarda çoğu bilim adamının Allah'la veya bir yaratıcıyla da alakası olmamasına rağmen, insanlar çok hayretler içerisinde işte mikropları inceliyorlar, hücreyi inceliyorlar veya uzayı inceliyorlar. Niye inceliyorlar? İnceleme, otur oturduğun yerde, kendi işine bak şeklinde bir yaratılışla karşı karşıya değiliz. Herkes, efendim, denizin diyelim derinliklerinde yeni bir canlı türü bulundu deyince haber oluyor bütün dünyada. Böyle bir canlı türü var mı? Şu ana kadar görmemişiz. İşte bununla ilgili haberler çıkıyor, fotoğraflar varsa eğer onlar yayınlanıyor. Herkes bunu takip ediyor. Yani etrafımızda böyle bir gerçeğin, herkesin merakını uyandıracak çok ilginç bir gerçeğin, yaratılışın veya existence'ın, en azından onlar yaratılış demiyor çünkü, varlığın, mevcudatın olduğunu biz görüyoruz. Bir şey söyleyecek varsa buyursun. Habibi Hanım, bir şey diyecek misiniz? Duyamadım. Peki. Okay.
Böyle bir mevcudat aleminin, varlık aleminin içerisinde yaşıyoruz. Hem tezyinatlı, çünkü alim, pardon, teşekkür ederim. Okey. Bilim adamları dediğimiz kişiler bunların tezyinatlarını inceleyip o tezyinatların inceliklerini ortaya çıkaran eserler veriyorlar. Yani bizim bilim dediğimiz fizik, kimya, biyoloji, matematik her neyse, bütün bilimler mevcudatın şu andaki bu ne dedi burada? Merakaver, insanların meraklarını celbedici detaylarını efendim yazıp döküyorlar. Bilim başka bir şey değil. Hal böyle olunca, madem böyle bir olay var, buradan şimdi bu cümlenin içerisinde ne diyor? Zişuurların, yani şuur sahibi olanların, yani şuur sahibinden kasıt bu cümlenin içerisinde bağlayacağımız yer, şu tezyinatlı dediğimiz çok süslü, güzel yaratılmış insanın veya zişuur olanların, yani şuur sahibi olanların merakını celbedici bir şekilde yaratılmış dediğimiz alemin zişurlara muhatap olduğunu anlıyoruz. Yani bu olayların farkına varabilen, yani çok güzellikler varmış diye insan bunun farkına varıyor. Biz insan olarak, yani insan da bir zişur varlık ise, biz kendimize okuyoruz şu anda. İnsan zişur varlık, ben kendimi şuur sahibi bir varlık olarak buluyorum. Neyin şuuruna varıyorum? Kendimin de şuuruna varıyorum, ama bu cümlenin içerisinde söylediği gibi etrafımda bu şekilde tezyinatla yaratılmış bir varlık aleminin farkına varıyorum. Dolayısıyla bunun farkına varınca benim onunla olan ilişkim ne olmalı diye söylüyor. Nazarı istihsanını asarla celbetmek istiyor diyor. Ben şu anda düşünüyorum, hakikaten yani nazarı istihsan dediği, biliyorsunuz işte istihsan güzel, ne kadar güzel olmuş diye söyleme. Nazar da bakış. Ne kadar güzel olmuş diye benim bunlar dikkatimi çekiyor mu? Evet, çekiyor. Bu asara, bu eserlere bakıyorum ben çünkü. Dindar olsam da olmasam da. Peki bu gerçeği ben tasdik ediyorsam, o zaman ne diyorum? Bunu yaratan kim ise, bu varlık alemine bu şekilde özelliklerle kim yaratıyorsa, benim dikkatimi çekmek istiyordur. Ne kadar güzel olduğunu benim görmemi istiyordur diye buradan sonuç çıkartıyorum. Bu da biliyorsunuz yine aynı şey, ama farklı kelimelerle söylemek icap ederse, hatırlarsınız devamlı bu tür derslerde, sohbetlerde tekrar diyoruz. Olaylara Cenab-ı Hak katından, yaratıcı katından bakılmamalı düsturu da burada konuştuğumuz usul ile doğrudan doğruya alakalı. Yani mesela diyelim vahiyde bir ayet okuduk. Ayet diyor ki, hani mealen şöyle dediğini farz edelim, herhangi bir ayet hatırladığımdan değil de, sizin için şu şekilde bir şeyler yarattık, çok güzel efendim bir dünya yarattık, arz yarattık, her neyse. Bunu dediğinde, vahiy bunu dediğinde, ki vahiyde konuşan yaratıcıdır, mutlak olan yaratıcıdır, transcendental, yani varlık aleminin cinsinden olmayan bir yaratıcıdır. Benim içinde bulunduğum varlık aleminin, mevcudat aleminin cinsinden olmaması gerekiyor o yaratıcının. O yaratıcı, gaybi olan yaratıcı, transcendental olan yaratıcı, ben size bu şekilde bir şey yarattım diyorsa, ben bunu hemen, bunu okur okumaz, bu ayette eğer, bu ayeti okur okumaz şöyle demeyeceğim: ha, Allah bana böyle şeyler yaratmış. Şimdi böyle şeyler yaratmış deyip o ayeti olduğu gibi tekrar etmem, ilk başta insana sanki doğruymuş gibi geliyor. Doğruymuş gibi gelen kısmı nedir? Ben Müslümanım, müminim, Müslüman olduğum için bu Kur'an benim kitabım, bizim kitabımız, benim kitabım demeyiz genelde biz ona da, biz Müslümanların kitabıdır deriz. Ben de Müslüman olduğuma göre, demek ki buradaki cümle doğrudur. Çünkü ben bunu kutsal bir kitap olduğuna inanmışım bir kere, nasıl inandıysam. Dolayısıyla şu anda bu kitabın içerisinde, benim kabul etmiş olduğum kitabın içerisinde bir cümle geçince,
o cümleyi olduğu gibi söyleyip bu cümle doğrudur demem bana doğruymuş gibi geliyor. Allah yarattı. Allah diyor ki ben sana şöyle bir şey yarattım diyor. Ondan sonra ben de aynı cümleyi aynen tekrar ediyorum. Allah bana bu şekilde bir şey yaratmış diyorum. Nereden bildin? Çünkü ayetin içerisinde öyle yazıyor. İşte bu tavır, vahye bu şekilde yaklaşım, biliyorsunuz Ali Hoca'nın zaman zaman tekrar etmiş olduğu olaylara Allah katından bakılmamalı düsturuna karşı veya zıt. Onun sebebi işte Allah kendi katından öyle ben yarattım der. Fakat sen hiçbir zaman o olaya Allah katından biz insanlar o olaya Allah katından bakamayacağımız için Allah yaratmış veya Allah işte yarattı diyemiyoruz. Güzellikler yarattı diyemiyoruz. Nasıl diyoruz? İşte bu cümlenin içerisinde olduğu gibi bizim bu kendi dünyamızdan örneklerle sonuç çıkartıyoruz. Böyle bir güzellik var ise bu güzelliği yaratanın beni seviyor olması lazım. Kendi güzel eserlerini bana gösteriyorsa o eserleri bana sevdirtmek için gösteriyor olması lazım diye sonuç çıkartarak konuşmam gerekiyor. İman hep bu şekilde alem-i şehadetten yola çıkarak gaybi alem hakkında sonuç çıkartmadır. Allah vardır mesela hani bu usule vurgu olsun diye bir kez daha tekrarlayalım. Allah vardır demek adeta bu usule göre yanlış bir yaklaşım oluyor. Allah olmalı diyebilirim ancak ben bu şehadet aleminden. Allah olmalıyı da nereden çıkartıyorum? Etrafımdaki varlık alemine bakıyorum. Diyorum ki işte her zaman tekrar ettiğimiz gibi la ilahe yani bunların hiçbirisinin içerisinde varlık verebilecek, bu varlığa görmüş olduğum varlığa varlık verebilecek bir şey göremiyorum. Yani la ilahe göremiyorsam ama varlık diye de bir şey varsa muhakkak bunu bir var eden olması lazım dediğim kısım bakın o ikinci söylediğimiz var eden olması lazım olmalı yani illa Allah kısmını ancak bu şekilde söyleyebiliyorum. Bunu da bir tekrar etmiş olalım. Birisi söyleyecek bir şeyim var. Hocam ben affedersiniz araya gireceğim de. Buyurun Şimdi buyurun. Ali hocamız odaya girmek istiyor ama bir problem var. Siz görebiliyor musunuz Ali Mermer hocayı? Aslında göremiyorum. Bana da bir request gelmedi. Nasıl girmeye çalışıyor acaba? Ya siz onda offline gözüküyormuşsunuz. Şimdi benim listemde Ali Mermer hoca gözüküyor. Şu an online. Ben Ha. onu görüyorum ama o odaya giremiyor. Mehmet Ali Hocam. Nasıl? Buyurun. Ali Hoca sizi eklemeyi bilmiyor herhalde de siz onu ekler misiniz? Ben username'ini söyleyeyim. Olur. Bir Siz tane Ali Mermer diye mi geçiyor? Ali Mermer 2. Ali Mermer. Evet. Ali Mermer 2. Evet. Onu search ediyorum ben, öyle mi? Onu search edin, ekleyin. Bir gül fotoğrafı var user profile picture'ında. Okay. Hocam ben de Ali Mermer diye gözüküyor ismi. Ali Mermer 2 değil. Kullanıcı adı Ali Mermer 2 değil mi? Hayır, Ali Mermer. Şu anda Ali Mermer 2'yi bulamadı. Ali Mermer diye aratın. Okey, Ali Mermer diye aratıyorum. 17 tane buldum diyor. Ha okey, gül resmi olan buldum. Evet. Bir saniye. Kullandım. Okey, bu gitti. Add to conference diyeyim bakayım. Send request. Onun kabul etmesi gerekiyor herhalde. Evet. Peki. Şu anda gitti gibi ama onun kabul etmesi lazım zannediyorum. Çünkü ben de hala Ali Mermer gri olarak ve üzerinde soru işareti var olarak gözüküyor. Add to conference deyince çünkü Ali Mermer has not accepted your contact request diyor. Kabul etmedi diyor. Onun kabulünü bekleyeceğiz herhalde. Evet, eğer demin konuşan arkadaş kimdi ben göremiyorum ama Ali Hoca ile iletişim halindeyse iletir misiniz ona contact request'i kabul etmesi gerektiğini? Az önce Erkam Göktaş Bey konuştu Tamam, zannediyorum. ben telefondan giriyorum da görmüyorum kimseyi Tamam. Peki bakalım bu böyle olacak mı? Gelirse ondan request ben onu kabul ederim. ekranda. Okey.
Evet. Onu antiparantez usule vurgu yapmıştık. Allah katından konuşulmamalı ile doğrudan alakalı şu anda okuduğumuz yerdi diye söylemiştik. Şimdi o hemlere devam ediyorum. Son okuduğum cümleyi tekrar edeyim. Hem gösterdiği tezyinat ve merakaver sanatlarıyla zişurların, yani bu işin farkına varacak olanların nazar-ı istihsanını asarına celbetmek isteyen bir Haliki Hakim'dir. Zişurların olduğunu da gayet iyi anlıyorum. Bu işin farkına varabiliyor olması lazım. Mesela dağın taşın hani şuur sahibi değil diye gördüğüm mevcudatın bundan bir alakası. Sen de konuştun. Okay. Peki. Tamam yeter artık. Sen de mi? Tamam ya. Bitti. Thank you. Al sen bundan hadi. Al. O zaman bir saniye. Evet. Hem hılkat-ı alemde gösterdiği bunu da şu an şunu da unutmayacağız tabii ki. Bu hemleri bu şekilde söylüyoruz, tasdik ediyoruz ve bunların sonucu bir şekilde Miraç hadisesinin hakikatiyle bağlandırılacak. Aynı zamanda bunu da aklımın bir köşesinde tutuyorum. Hem hılkat-ı alemde, bu yaratılış aleminde gösterdiği muhayyirul ukul, yani akılları hayretler içerisinde bırakan, az önce dediğimiz gibi merak herkesin çok ilginç diye gördüğü ve hayretler içerisinde kaldığı tezyinatın ne demek olduğunu ve mahlukat nereden gelip nereye gideceğini. Bakın bunlar da çok güzel temeller. Rububiyetinin bir saniye. Ali Hoca geldi. Karşımda. Evet, hoş geldiniz hocam. Selamünaleyküm. Deneme yapıyordum. Aleykümselam. Ben şimdi böylece kabul oldum. Risale sohbetine nereden girmeliyim ben? Şimdi siz Risale sohbetine yani kendiniz girmek istiyorsanız benim açmamış olmam lazımdı. Siz Ali Mermer olarak girdiniz. Evet. Çarşamba günleri ben Risale sohbeti olarak ben giriyorum ya. Ama ben sizi mahkum olarak ben de siz offline görünüyorsunuz. Çünkü ben mahkum olarak girmedim şu anda hocam. Risale sohbeti olarak girdim ya. Peki ben böyle araya rahatsız etmeden doğrudan doğruya girmem için ne yapmam lazımdı? Hocam işte böyle girdiniz. Ama işte Risale sohbetini search'ten arattırdıktan sonra çıktı. Ki kontak listesinde gözükmüyor. Şimdi e-mail'i okudunuz mu bilmiyorum hocam. Ben bugün Risale sohbetine bağlandığımda... Anladım. Okudum. Tamam. Ama diyorsunuz ki friendly çağrı yapın diyorsunuz. Uzatmayayım diye kesiyorum sizi. Evet, friendly yani. Çağrıyı nereden yapacağım ben? Ne demek o, anlayamadım, friendly çağrı dediğiniz. Siz friendly friend request. Friendly request yapın diye. Nereden yapılır friendly request? Ha, onu nereden yapacaksınız diye. Search'ten Risale sohbeti eğer kontak listenizde görünmüyorduysa, ki görünmüyordu herhalde diye tahmin ediyorum. Evet. Search'e gidip Risale sohbetini arattırıp oradan sanki ilk defa ekliyormuş gibi göndermeniz gerekiyordu. Şimdi öyle yaptım. Tamam, oldu o zaman. Peki, teşekkür ederim. Dersinize mani olmayın. Devam edin inşallah. Okey, tamam hocam. İnşallah. Evet. Hem hilkat-ı alemde bir kez daha hatırlayayım. Hem hilkat-ı alemde gösterdiği muhayyirul ukul tezyinatın ne demek olduğunu. Bakın bu da aynı şekilde bir insan olarak insani özelliklere sahip, yani az önce söylediği gibi zişuur. Zişuur demek, zi-akıl demek aynı zamanda. Aklı olan demek, şuuru olan demek. Aklı olan, şuuru olan kim ise, bakın hatta burada insan diye bile söylemiyor
gördüğümüz gibi. Ama ben de o tanıma uyduğum için, yani benim aklım var bir insan olarak, şuurum da var. Buradan, bu cümlenin içerisinden ben tanım yapıldığını anlıyorum. O da nedir? Benim eğer aklım varsa, okey bir şey oldu, tamam. Benim aklım varsa, şuurum varsa, akıllı olan ve şuurlu olan birisi, bir mahluk, bu alemin içerisindeki bir mahluk neyi merak eder? Çünkü her şey etrafında bu şekilde merakını uyandıracak bir şekilde. Hayretler, muhayyirul ukul dediği, akılları, aklını, o akıl sahibinin, şuur sahibinin aklını hayret verecek şekilde, hayretlere düçar edecek şekilde yaratıldığından dolayı bu hayret karşısında bu zişuur olan varlığın, şuur sahibi olan varlığın bu merakını giderecek bir cevabı bulması gerekiyor. Cevabın olması lazım. Çünkü neden? Şuur sahibi olan bir varlık bunun, bu tezyinatlı olan eserlerin ne demeye geldiğini, nereden geldiğini, ne anlama geldiğini merak eder. Bu merakının karşılığında buna bir cevap verilmesi lazım. Yavaş yavaş ben hissediyorum, size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Asıl konumuz olan Miraç hadisesiyle böyle bir organik bağa doğru gidiyor. Zaten bütün bu argümanların anlatılmasının esprisi hakikati Miraç'ın anlaşılmasıydı. Hakikati Miraç'a nereden gittiğine bu şekilde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani benim dikkatimi çekiyor. Hakikati Miraç'a bağlayacak sonra bunu. Ben böyle bir meraklı, efendim, hayretlere düşen varlık olarak, şuur sahibi birisi olarak, bakın burada cümlede ne diyor? Ne demek olduğunu, yani bunların anlamı nedir? Etrafımda bir sürü şeyler görüyorum. Böyle bir mevcudat var, böyle bir existence var. Bunların ne demek olduğunu ben merak ediyor muyum, etmiyor muyum? Ben kendime bakıyorum. Evet, bunların ne olduğunu ben merak ediyorum. Devam ediyor ve mahlukat, yani bu etrafımda benim görmüş olduğum ve beni hayretlere düşüren varlık aleminin nereden gelip nereye gideceğini, işte existential İngilizce'de veya varoluşsal sorular dediğimiz, fıtri olarak herkesin, yani zişur olan ve zi-akıl olan herkesin sormuş olduğu, bazı insanlar bu soruları es geçip üzerine örtebiliyorlar ama anlıyoruz ki etrafımıza baktığımızda, tarihte de öyle görünüyor, bütün düşünür, işte felsefeci diye bildiğimiz kişilerin hepsi aynen bu soruları soruyor. Ne demek? Anlamı nedir? Yani benim içinde bulunduğum varlığın anlamı nedir? En büyük varoluşsal soru bu. Ondan sonra nereden gelip nereye gittiğini herkes soruyor. Herkes kendisine göre, bu tarihe baktığımızda düşünürler diye, felsefeciler diye gördüğümüz kişiler, eğer ki çoğunlukla yani vahiy, eğer İslam veya dinle ilgili herhangi bir background'ları çalışmış bir şeyleri yoksa, çalışmamışlarsa o konuyu, dolayısıyla cevap bulamıyorlar. O cevap bulamayanların kendilerine göre, yani vahiye, vahiyden kendilerine bir cevap gelmeyen bu insanlar kendi kendilerine, kendi akıllarını kullanarak bu dünyanın, bu varlık aleminin içerisinde bu sorulara cevap bulmaya çalışıyorlar. Evet. Pardon, ben daha çok konuşuyorum ama araya girmek isteyen olursa buyursun. Var mı? Hocam ben bir şey eklemek istiyorum da, yani çok direkt ilgisi yok ama buyurun. Şöyle bir şey. Bu sıralar bizim Türkiye'de biraz işte dindar nesil tartışmaları falan var da. Evet. Şimdi mesela şöyle bir şey var gündemde, bir tartışma. İşte dindar nesil olduğu zaman işte ahlaklı oluyor, işte temiz insan, iyi insan oluyor. Dindar olmadığı zamanlar işte ahlaksız oluyor gibi. Yani evet. Bu tabii üstün körü bir yaklaşım da. Evet, evet, evet. Bu karşı tezi savunanlar da bu sıralar şöyle bir şeyi dillendiriyorlar. Yani ahlakın kökeni nedir sorusunu gündeme getiriyorlar. Evet. İşte ahlakın kökeninde işte din olmak zorunda mıdır diyor. Ondan sonra şöyle örnekler veriyorlar. İşte mesela Japonya'dan örnek veriyorlar.
Adamlar sizin anladığınız biçimde dindar değiller ama Türkiye'deki dindar olduğunu söyleyen insanlardan çok daha ahlaklılar. Evet. İşte verdikleri sözleri mesela yerine getirme noktasında olsun. Ondan sonra ölçüp tartıda hassas olma noktasında olsun. Bunun gibi şey örnekleri veriyorlar. Sizin tanımınıza göre bu adamlar dinsiz ama sizden daha çok ahlaklı. Doğru. Ve oradan da şöyle bir sonuca gidiyor. Demek ki neymiş? Ahlakın temeli din değil gibi. Tabii burada yine bir mantıksal şey var. Bir kısa devre yapıyor. Böyle bir sonucu veriyor ama. Evet. Böyle bir tartışmalar var. Yani ben bu sıralar bunu işte düşünüyordum. Evet. Ahlak kelimesi üzerinde işte biraz düşününce yani yaratılışla ilgisi var. Sonuçta ahlakın temelinde fıtrat oluyor. İşte fıtrat hem de hani insanın işte sonsuzluk sorusuna cevap verme isteği. Ondan sonra sizin az önceki söylediğiniz o varoluşsal sorular. Evet. Hani bunlar insanı araştırmaya, düşünmeye sevk ediyor ve buradan aldığı cevaplara göre insan davranışlarını işte şekillendiriyor. Ahlak da oradan ortaya çıkıyor gibi bir şeyler şu an düşünüyorum da. Evet. Hani bunları da ben sizinle paylaşmak istedim. Tabii. Şey yapıyorlar, şey diyor işte hani ahlakın temelinde din olmak zorunda değil gibi bir şey seslendiriliyor şu an Türkiye'de. Aha. Bu Evet. Konuda da görüşlerinizi arkadaşlarımızdan yine paylaşmak isteyenler olursa memnun evet. olurum dinlemekte. Evet. Güzel bir soru. Alo hocam, bir şey diyor musunuz? Mikrofonunuz online conference. Oh. Ali hocam mikrofonunuz açık. Bir dakika, mikrofon açık mı? Az önce açıldı galiba. Az şu ana kadar ses yoktu. Evet, bu yanlış idi. Bir arkadaşım var ziyarette. Tamam. Selamünaleyküm. Peki, aleykümselam hocam. Peki başka benim aklıma gelen yani güzel bir soru benim hoşuma gidiyor. Arkadaşlardan konuşmak isteyen varsa buyursun. Soruyla ilgili Erkam Göktaş arkadaşımızın ahlakın kökeni Türkiye'de böyle bir tartışma varmış. Ben Türkiye'de olmadığım için çok yakından bilmiyorum ama soruyu biliyorum. Yani Türkiye'de şu anda olduğunu bilmiyorum ama bu soru yabancı değil bana. Daha önce duymuştum. Ahlakın kökeninde din olmak zorunda mı? Çok klasik, güzel de bir soru yani. Benim hoşuma gidiyor. Bunun cevaplandırılması lazım hakikaten. Dindar insanlar tarafından özellikle. Biz kendimize dindar diyoruz. Biz dindarlara yöneltilmiş bence çok mantıklı ve de haklı bir soru. Çünkü hani dediğiniz gibi Japonya örneğinde veya illa spesifik bir coğrafi bölge olmasa da hani dinle alakası olmayan insanlar da ahlaklı kardeşim o zaman sen hadi bakalım buna cevap ver diye sorulması çok mantıklı geliyor bana. Peki var mı bu konuda görüş bildirmek isteyen? Bekliyorum. Evet. Peki yani siz düşünün yine konuşmak isterseniz söyleyin. Ben şu anda aklıma gelenleri paylaşayım sizlerle. Erkan Bey'in sorusunda olduğu gibi dindarlar hep temiz insan ve ahlaklı insan oluyorlar ama her dindar insan bir kere aynı ahlakı gösteremiyor. Bir, ikincisi dindar kendini dindar diye tanımlamayan insanlarda da bu temiz ve ahlaklı olma özelliğini görüyoruz. O zaman hani dindarlık bunun için gerekli değildi. Şeklindeki soru çok güzel. Benim çok hoşuma giden bir soru açıkçası. Ben bulunduğum şehirdeki şu anda Türkiye'de değilim. Geçen sene ya da bir önceki seneydi ateistlerle yani dinsiz kendilerini dinsiz veyahut da bir yaratıcının varlığına inanmayan kişiler olarak tanımlayan bir grup tarafından belediye otobüslerinin üzerine şu şekilde ilan verildi. Hatta bunun tartışması da yaşandı. Bu ilan yani otobüslere verilmek istenilen ilan dindarları rencide eder. Yayınlanmalı mı, yayınlanmamalı mı diye böyle biraz kavga oldu, çekişme oldu. Fakat en sonunda yayınlanmasına karar verildi. O da şu idi, şu cümleydi. İngilizcesini söylüyorum. You can be good without God. Yani
Allah olmadan da iyi insan, yani iyi olabilirsiniz. Ateist, bilmem ne ateist grubu diye altına imza attılar. Hakikaten doğru. You can be good without God. Yani çalmayan, çırpmayan, işte birisini haksız yere öldürmeyen, neyse, bu tür iyi diye tanımladığımız özelliklere ateistler de sahip, ki ben doğrudan doğruya konuşmuş olduğum ateistlerden de bunu birebir duydum. Aynen bu soruyu duydum. Kendileri de bu şekilde bunu söylüyorlar bunu. Sen Allah'a, Allah diye birisinin varlığına inanıyorsun, o yüzden ben iyiyim diyorsun. Hatta diyor onlar, bunun bir ötesi de var bu argümanın. Sen dindar olarak diğer ahiret diye inandığın dünyaya gidince cezalandırılacağın için burada iyi davranmaya çalışıyorsun. Halbuki ben ahiret diye bir yere inanmıyorum, Allah yaratıcı diye bir şeye inanmıyorum. Yani burada kötü davranırsam karşılığında ceza göreceğim diye burada iyilik yapmıyorum. Ben tamamıyla, yani altruizm diyorlar ya, iyi bir insan olmak için işte bu görmüş olduğun iyilikleri, benim üzerimde görmüş olduğun iyilikleri yapıyorum. Dolayısıyla senin iyiliğinden, yani dindar olan bir kişinin iyiliğinden benim göstermiş olduğum iyilik daha üst seviyededir diyor. Sen, çünkü sen, evet buyurun bir şey. Yok, özür dilerim, bitirdiniz zannettim, devam edin lütfen. Okey. Yani bir şey söyleyeceksen söyle, bu biraz yani hemen bitmeyecek gibi. Söyleyeyim o zaman. Bu bu bahsettiğiniz argümanın bir de şöyle bir versiyonu var. Evet. Daha belki ultimate versiyonu. İngilizcesi şöyle, de Türkçesini hemen ardından söylemeye çalışayım. Yine ateistlerin çok gündeme getirdiği bir konu. Morality is doing what is right regardless of what you are told. Yani sana ne söylenirse söylensin, morality doğru şeyi yapmaktır. Yani ahlak diyelim buna. Evet. Fakat din, religion is doing what you are told regardless of what is right. Din de sen bir şeyin doğru olup olmadığından bağımsız olarak sana ne söyleniyorsa onu yapıyorsun diyor. Dolayısıyla humanistler burada az önce söylediğiniz gibi kendilerinin aslında daha doğru bir hareket, yol içerisinde olduklarını sanki güzel bir argüman ağı içerisinde sunuyormuş gibi söylüyor. Evet, evet, evet. Güzel. Allah razı olsun. Aynen öyle. Yani bunlar hakikaten o insanları tabii tebrik etmek lazım. O konumda olan birisinin bence çok haklı olarak sorması gereken sorular. Ben o durumda olsaydım diye düşünüyorum, bu soruyu kesin ben de sorardım. Ben Allah'a inanmıyorum. Yani cehennem diye bir yere inanmıyorum. Ama cehennem diye bir yer olduğuna inanmamama rağmen yine de iyi olmayı tercih ediyorum. Bu benim iyi olmayı tercih etmem, senin iyi olmayı tercih etmenden daha evladır. Neden? Çünkü sen korkuyorsun da iyi oluyorsun. Ben öyle bir şey olmadığı halde iyi oluyorum. Bunlar üzerinde evet düşünmek lazım. Böyle çok söylem var. Hocam bir de şey buyurun. Var. Yani, yani bu adamların bu şekildeki düşüncelerini dile getiriş tarzlarını ben biraz daha doğrusu yani bu serüvenlerini biraz gerekli görüyorum. Yani aslında bizim de yaşamamız gerekiyor. Evet. Yalnız tabii yani inşallah sonları güzel olur. Yani sorgulasınlar, düşünsünler. İşte dine dogmatik falan derlerken hani din kelimesini biraz işte irdelemek gerekiyor. Ya yani İslam kelimesini religion olarak algıladıkları için bir kere orada büyük yanılgıya düşüyorlar. Ondan sonra düşünce tarzlarında o Ali hocamın da ara ara dile getirdiği işte Tanrı'nın bakış açısıyla ya da Allah'ın bakış açısıyla olaya bakma hatasına çok düşüyorlar. Evet. Mesela şey yapıyor. İşte diyor, ben diyor mesela Tanrı olsaydım diyor, ben bir elçi gönderecek olsaydım bir çölde bir mağarayı işte seçmezdim falan gibi. Böyle garip garip mantık hatalarına düşüyorlar. Evet. Sen bir kere öyle bir şey olamazsın ki, yani sen onu nasıl olacaksın yani. Yani bu şekilde örneklerle bize yaklaşıyorlar. Evet. Bir de şunu ben fark ediyorum. Hani aslında İslam'ı bilmiyorlar. Yani evet. Orada religion derken İslam'ın, yani biz de zaten daha öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii tabii tabii. Yani İslam'ın ahlak derken neyi kastettiğini, tabii. İşte Allah tanımının ne derecede şumurlu olduğunu hani biz anlamaya çalışıyoruz. İşte Risale yardımıyla veya başka kitaplar yardımıyla da anlamaya çalışıyoruz.
Adamlar bir çırpıda hemen anladık, hallettik. Bu da bildiğimiz dinlerden bir din deyip hemen atıyorlar. Hakkını vermiyorlar. Biraz o benim canımı sıkıyor. Yoksa ki bu şekilde düşünmek, akıl yürütmek, böyle mücadeleler vererek, yani tercihini yapıp işte bir hayat görüşünü tercih etmek gerçekten takdir edilecek bir şey. Yani böyle yapan insanlar zaten hayatında tutarlı oluyor. Bu açıdan iyiler ama hakkını vermek lazım diye de düşünüyorum. Evet, dediğiniz doğru. Yani bu yani siz de farkındasınız. Hemen tek bir cevabı olan bir olay değil. Değişik yönleri var. Yani değişik açılardan ele alınması gerekiyor. Şu anda biz bir yönünü konuşuyoruz onun. Sizin bu en son söyledikleriniz de aslında bu olayın her bir parçası. Mesela şöyle bir açıklama, sizi dinlerken şöyle bir benim kendi tespit etmiş olduğum bir gerçek diye düşündüğüm olay geldi aklıma. Daha doğrusu açıklama biçimi. Hani diyorsunuz ya İslamiyet'i bilmiyorlar diye. Hakikaten öyle. İslamiyet'i veyahut da dinin hakikaten reasoning, İngilizce ifadesiyle reasoning, yani aklını kullanma, fikrini kullanma, mantığını kullanma şeklinde karşılarında böyle bir din tanımı yok. Dolayısıyla bu yönden bakınca adamlar haklılar. Yani ben ateistlerin çoğu argümanlarının hepsine katılıyorum aynen. Neden katılıyorum? İşte söylediğimiz gibi onlar mesela ateist diye ifade kendisini tanımlayan birisi genelde nedir? Church'e, yani Batı aleminde diyelim, kiliseye karşı çıkıyor. Ses yok bende ama. Pardon, bir şey oldu. Ben ne olduğunu anlayamadım. Ben konuşuyordum burada ama. Şu an ses geldi. Az önce gitti de şu an geldi. Geldi, evet. Peki. Evet. Devam edeyim. Şunu söylemeye çalışıyordum. Ateistlerin çoğu argümanları veya itirazları haklı. Çünkü karşılarında din diye tarif edilen şeyin insani duygularımız ile, yani akıl, kalp vesaire şeklinde onları kullanarak, onları kullandıktan sonra varılan bir sonuç olduğu şeklinde bir din tanımı yok. Öyle bir Allah tanımı, öyle bir yaratıcı tanımı yok. Din diye genelde hani adam daha çok detayına iner mi inmez mi, individual olarak çok değişiklikler olabilir. Onlara konuşmuyorum. Genel şöyle bir yönü var bu olayın diye anlatmaya çalışıyorum. Genel olarak insanlar baktıklarında din bunlara ne diyor? Bizim Müslüman dediğimiz, İslam toplumu dediğimiz insanlar da dahil olmak üzere. Biz de dahiliz yani onun içine. Yani ki biz ondan şimdi o gruba dahil olmayalım diye burada böyle bir çalışma yapıyoruz. Ama genelinde şöyle bir overall baktığınızda Türkiye veya ne bileyim İslam alemi dediğinizde, İslam aleminin içerisinde kardeşim aklını kullanacaksın, aklını kullandıktan sonra vardığın sonuç senin imanındır diyecek. Yani genel picture'da, genel resimde böyle bir şey yok. Ne var onun yerine? Hayır, az önce Mehmet Emin de mesela bir alıntı yapmıştı. Din şöyle görülüyor genelde, din sana, insana aklını kullanmayı yasaklıyor. Ne diyor onun yerine? Benim söylediğimi, yani din diye gelen ne varsa Batı aleminde kilise, kilisenin söylemiş olduğu şeyi aklına yatsa da yatmasa da. Ki Hristiyan Batı aleminde bu daha çok belirgindir. Reasoning, akıl kesinlikle kullanılmamalıdır diye tespitleri var adamlar. Dolayısıyla İnsan olan insan, yani aklı, düşünmesi, düşünme kabiliyeti olan bir insan bunun karşısına çıkınca diyor ki, karşı taraftan ben görüyorum ki sen düşünmeyeceksin diyor. Ama ben düşünecek şekilde, bu soruları soracak şekilde yaratılmışım. Din diyor ki hayır, düşünemezsin. Ne yapacağım ya? İşte bu benim söylemiş olduğum, tanımını vermiş olduğum şeylere, onları da kabul etmesi zor. Allah diye birisi varmış, İsa diye birisi varmış, yok dirilmiş, bilmem ne olmuş, değişik şeyler yapmış. Hepsi böyle peri masalları gibi bir şey yani. Bu peri masalını kabul edeceksin. İçinde herhangi bir şekilde bunların gerçekliğine dair şüphe olsa da. Çünkü biliyorsunuz özellikle
Türkiye şeyde de var, İslam aleminde de bu var ama Hristiyan aleminde bu leap of faith dedikleri, yani faith yani iman diye çeviriyoruz, aslında iman değil o ama iman denilen şey gözünü kapayıp yani reasoning'i, aklı geride bıraktıktan sonra kapalı olarak, hani o yüzden blind faith denir, yani kör kör tarih diyecektim. Kör iman anlamında. Kör bir şekilde, yani aklı geride bırakacak şekilde muhatap olunur dinin getirmiş olduğu her neyse bütün iddialara. Dolayısıyla böyle bir din sunumunu, böyle bir Allah veya yaratıcı sunumunu aklı olan bir insanın reddetmesi doğrudur. Bu anlamda hani o, eğer bundan dolayı adam ateist oluyorsa ben o ateistin bu itirazına ve ateist olmasına, yani bunun gerekçe göstererek, bunu gerekçe göstererek ateist olmasına karşı çıkmıyorum. Çıkmamak da lazım. Doğrusu o değil çünkü. Şimdi hani İslamiyet'i bilmiyorlar dediniz ya, İslamiyet'i bilmiyorlar. Mesela peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam reddediyoruz falan dediklerinde adamların kafasındaki Hazreti bir saniye adamların kafasındaki Muhammed ile Hazreti bizim bildiğimiz veya hakikatındaki Hazreti Muhammed ile alakası yok. Dolayısıyla onların biz Muhammed'i, onlar Hazreti demedikleri için Muhammed'i reddediyoruz, öyle adam mı olur demesi haklıdır. Bundan da sorumlu değillerdir. Yani sorumlu değillerdir derken, kafir oldular, Hazreti Muhammed'i reddettiler şeklinde adamlara yaklaşmamak lazım. Hangi Muhammed'i reddediyorlar ona göre düşünmemiz gerekiyor. Biz onlara, hani biz derken hani güya elimizde Kur'an var diye biz diyorum ben. Yani elimizde Kur'an olduğunu iddia ediyoruz ya, biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz diye iddiamız var. Bu durumda olan, madem elinde kaynak olduğunu söylüyorsun ve onun ümmeti olduğunu söylüyorsun, peki sen bir kere bunu ne demek olduğunu anlayacaksın. Ondan sonraki karşıdaki adama o Hazreti Muhammed'in Hazreti Muhammed olarak aleyhissalatü vesselam sunumunu yapacaksın. Bak bakalım ondan sonra o adam Muhammed dediği Arabi, Muhammed Arabi dediği kişiyi reddediyor mu, reddetmiyor mu? Ondan sonra o adamın hakikaten İslamiyet'i veya Hazreti Muhammed'i reddettiğini söylemek mümkün. Neyse, konu kafamda bir yerden yere gidiyor ama bilmiyorum sizin bahsetmiş olduğunuz sorularla alakası var mı? Bir de ateistlerden çıkmıştı konu ya, yani you can be good, ahlaktan çıkmıştı daha doğrusu. Ahlaklı olmak insanın illa dindar olmasını gerektirmiyor diye. Ona da değineyim. Adamlar haklılar. Ahlaklı olmak, yani onların anladığı şekilde iyi insan olmak için dindarlık gerekmiyor. Yani dindar olmak gerekmiyor. Peki bu neden? Kısaca özetleyivereyim. Biraz da zaman geçti. Çünkü İnsan fıtratı belirli bir fıtrat üzerine yaratılmıştır. İyi olmak, iyi şeyler yapmak insanın, hani o bilgisayar dilinde default value deniyor ya, Türkçesini tam bilmiyorum onun. Yani fabrika çıkışı, fabrika ayarları. Fabrika ayarları. Evet. Fabrika ayarları, insanın fabrika ayarları iyilik üzerine kurulmuştur. Her insan, hani o vicdan dediğimiz bir hasta da var elimizde, bir araç var. Vicdan öyle bir kurulmuş, kurgulanmış ki herkes mesela bir işte fakir olan birisine yardım etmek istiyor. Hasta olan birisine yardım etmek istiyor. Aç olan bir sokaktaki kedisine, sokak kedisine ekmek verme ihtiyacı hissediyor. Sokaktaki aç olan bir kediye ekmek vermek için dindar olmak gerekmiyor. Neden? Bunun içerisinde, insanın içerisinde böyle bir özellik konulmuş zaten. Dolayısıyla biz karşıdan bu olayı gördüğümüzde, yani birisi, biz görüyoruz, konuşmuyoruz karşıdaki kişiyle, yani niyetini bilmiyoruz ama sadece fiziksel olarak bir olay görüyoruz. Bir kişi geliyor, sokak kedisine ekmek veriyor, su veriyor. Hocam burada bir şey ekleyebilir miyim? Özür dilerim. Şimdi bakın, bu sizin örneğinizde. Şimdi mesela ahlaki davranışının referansını Kur'an yapmayan bir kişinin, yani kediye davranışıyla bir müminin kediye davranışı arasındaki farkı görürsek, yani orada ahlakın aslında ne demek olduğu, nereden geldiği noktasında da biraz yardımcı olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi mesela normal bir kişi kediye suyu verir gider. Ama
imanını tahrik eden bir kişinin kediye suyu verişi, ne bileyim kedinin sudan yararlanmasını görmesi, işte onunla ona suyu ikram etmesi, oradaki tefekkürü, yani o kişiye çok farklı bakış açısı da kazandırıyor aynı zamanda. Evet. Çünkü kediye su verirken kediyle kendisinin sahibini aynı olarak görüyor. Dolayısıyla kediye su verirken aslında onu tam manasıyla verenin kendisi değil, kendisini o kediye yardım edecek biçimde bir yaratan olduğunu görerek, bakın çok önemli burası, dikkatli, dinamik bir şey var burada. Bir ahlak temeli var burada. Evet. Yani o iyiliği yaparken aslında canlı bir ahlak görüyoruz. Ama öbür türlüsünde ya ölü, hatta biraz da böyle böbürlenerek sahiplenilmiş bir şey görüyoruz yani. Evet. Kediye iyilik verdim, kedi şey süt verdim, onun açlığını giderdim. Ben yaptım diyor mesela. Ve orada aslında bir incelik var. Tabii. İyilik yapıyor ama ahlakın tersine de bir davranışta bulunuyor. Ya yani onu ben yaptım filan. Orada çok ince planda yapılan sonsuz böyle işler var, iyilikler var, yaratılışlar var mesela. Onları da göz ardı ediyor. Evet. Ama görünüşte ne yapıyor? Çok iyi bir insan oluyor. Ama Kur'an'a göre verdiği zaman, o sütü ikram ettiği zaman da yine aslında kendisini ne kadar çok böyle zavallı, aslında çok kale alınmayacak kadar bir katkısının olmadığını görerek ne yapıyor? İşte şükrediyor, tevazusunu gösteriyor. Gerçek manada bir ahlaki bir davranış göstermiş oluyor. Yani böyle bir fark da var ikisinin arasında. Tabii. Yani, evet Dediğiniz hocam. doğru. Aynen öyle. Yavaş yavaş kendi kafamda bu aynen bu dediğinize gelmeye çalışıyordum ben. Şimdi devam edeyim. Şimdi karşıdan böyle bir iki kişi görüyoruz ya, öyle diyelim. İki kişi görüyoruz. İkisi de karşıdan kediye su veriyor. Şimdi bu iki kişinin karşıdan niyetlerini bilmiyoruz. Konuşmadık. Neyi neden yaptığını bilmiyoruz diye farz ediyoruz. Bu iki kişinin yapmış olduğu şey doğrudur. Yani kediye su verilmesi insaniyetin, yani aradaki kavramlara biraz dikkat etmeye çalışalım. Hakikaten sizin dediğiniz gibi bir şeyin ayrıştırılması gerekiyor burada. Onu anlatmaya çalışacağım inşallah. Karşıdan bakıldığında bu iki davranışın da insani olduğunu görüyoruz. Bakın, iki davranış da insanidir. Hani hübanist denilen şey. Yani insaniyetin gereğidir. İnsan olan insan kediye sokakta su verir kardeşim. Su vermeyecek olan, hani az önce dedik ya, default, yani fabrika çıkışı, bizim değerlerimiz, bizim içimize konulmuş değerler böyle. Karşıdaki kişi kediye su vermiyorsa, hatta onun aksine biraz daha abartalım olayı, o kediye mesela bir tekme vuruyor ise, bakın bunu herkes bila istisna, ister ateist olsun, ister bilmem ne olursa olsun, reddediyor. Yani kediye, zavallı bir kediye vurmak insanlık dışıdır. Bakın, insanlık dışıdır. İman meselesine, iman farkına gelmedik şu anda. Kediye su vermek insaniyetin gereğidir. Kediyi tokatlamak veya tekme vurmak insansızlıktır. İnsaniyetin öldüğünü gösterir. O şekilde deriz ya. Hatta bazen haberler çıkar. İşte bilmem ne hayvanına işte şöyle bir veya insanlara da, artık insanlar birbirlerine de yapmaya başladılar. Yolda gördüklerini, ihtiyacı olan birisi insana yardım etmeyince ne oluyor? Haber çıkıyor. İnsaniyetimizi mi kaybettik? Ne oluyor? Sokaktaki bir düşmüş olan adama da yardım etmiyoruz falan diye insanlar bunu sorguluyorlar. Bakın, böyle bir sorgulamayı yapabilmek için dindar olmak şart değil. İnsan olmak şart. Bu insaniyetin gereğidir. Peki dindarlık veya iman veya din bu işin neresinde? Peki, şimdi ona gelelim. Dedik ya, iki kişi var, her ikisi de kediye yardım ediyor. Kediye yardım etmek insaniyetin görevidir. İmanlı olan insanın görevi nedir? İşte az önce sizin dediğiniz gibi, imanlı olan insanın görevi veya imanlı olan insanın farkı, bu yardım etme fiilinin asıl failinin kendisi olmadığını bilmektir. Aradaki tek fark budur. Yoksa dindarlar yardım eder, imanlı olanlar yardım eder, imansız olanlar yardım etmez diye böyle bir gerçeğimiz yok. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz.
Bunun örnekleri var işte şu anda üzerinde konuştuğumuz gibi Türkiye'de de konuşulmuş. Benim verdiğim örnekte de ateist olan insanlar çok haklı bir şekilde dindar olan insanlara diyorlar ki biz Allah'a inanmadan iyi oluyoruz. Evet, Allah'a inanmadan sokaktaki kediye yemek veriyorlar. Doğru söylüyorlar. Fakat aradaki fark nedir? Onlar, hani terim olarak aklımızda kalsın diye söylüyorum, onlar seküler olarak, seküler dini dışlayan anlamında, seküler olarak hümanist olan insanlar. Biz dini hümanistliğe, yani iyi insan olmaya eşitlememeliyiz. Çünkü karşıdan bakıldığında yapılan iş aynıdır, fakat imanın getirmiş olduğu fark insana sadece bir tavır, sadece bir tutum farkıdır. Yani attitude farkıdır. O tavır nedir? Ben o işlemi, o fiili bir şey yapacağım ya, o fiili yaparken nasıl bir tavrın içerisinde olacağım, kendimi nereye konumlayacağım? Bu konumu tespit etmekten ibarettir iman. Yoksa imanlı olmak demek çok çok insanlara yardım etmek anlamında değildir, eşit değildir yani. İman edince tabii ki insanlara yardım edersin, o ayrı bir konu. Ama iman eşittir yardım etmek, veya tersinden söyleyelim, yardım etmek eşittir iman, eşittir, bakın matematikteki eşittir işaretini düşünün, iki yönüyle de birbirine tamamıyla aynıdır anlamında. Dolayısıyla birisine yardım etmek eşittir iman demek yanlıştır. İşte o yanlışın cezasını çekiyoruz bu tür sorular karşımıza geldiğinden dolayı. Neden cezasını çekiyoruz? Biz çünkü şu anda hala da devam ediyor o, benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'de dahil olmak üzere dindar olan insanlar, Müslüman olan insanlar, iyi insan bu anlamda birisine yardım etmek anlamında iyiliği din ile eşleştirmiş durumdalar. Eşleştirilmemeliydi. Yardım etmek eşittir din değildir. Ama öteki taraftan din yardımı da gerekir, o farklı bir konu. İşte böyle bir hataya düşüldüğünden dolayı siz Türkiye'desiniz zannediyorum. Benim mesela en son Kurban Bayramı'nda böyle bir Türk gazetelerini online olarak netten bakarken şuna benzer tartışmaların yaşandığını gördüm. Müslüman olan, yani güya işte Türkiye Müslüman ülke ya, Müslüman olduğunu söyleyen insanlar neye itiraz ediyorlardı? Madem insanlara yardım etmek lazım, Kurban Bayramı'ndan bahsediliyor, illa bir hayvanı boğazlamak mı gerekiyor? Onlara yok efendim, onun parasını versek olmaz mı? Başka türlü yardım etsek olmaz mı? Şeklinde itiraz ediyorlar, öyle değil mi? Neden? Çünkü biz Kurban Bayramı'nı, yani dini bir aktivite ya, o dini bir aktiviteyi eşittir insanlara yardım etmek nokta. Başka bir şeyi de yok. Bir kez daha söylüyorum, bunlar çok önemli. Bir dini aktivite var, kurban örneğinde olduğu gibi, o dini aktivite eşittir insanlara yardım etmek nokta diye tanımladığımız için şu anda Müslüman olduğunu söyleyen veya Müslüman ülkedeki insanların da kafası karışmış durumda. Ve bu soruyu haklı olarak soruyorlar. Yani bu itirazları haklıdır. Haklı bir şekilde, ya ben öteki bu insanlara başka şekilde de yardım edeyim diye söylüyorlar. Neden? Çünkü biz dindarlar dini bu şekilde lanse ettik, dini bu şekilde açıkladık ona. Ne kadar çok yardım ederseniz, pardon bir yerden ses geliyor ama kapatabilirseniz, Allah razı olsun. Çünkü biz insanlara din eşittir, herkese yardım etmektir, nokta. Bunun başka bir açıklaması yok diye tarif ettiğimiz için bu tür problemlerle karşılaşmamız hakikaten Allah'ın adaletine uygundur. Allah'ın adaleti gerektirir ki kendini dindar olarak lanse eden insanlar, dini bu şekilde tanımlayan insanlar, ateistlerden veya kendi dindar din kardeşlerinden bu tür itirazlarla karşılaşsınlar. Yani bir kez daha özetlemek için söylüyorum. Ateistlerin sorduğu soru veya örneğini vermeye çalıştığım gibi Müslümanların bu konulara itirazı haklıdır. Haklı olmalarının sebebi din onlara yardım etmektir şeklinde lanse edildi. Din yardım etmek değildir. Din veya iman yardım ederken, sen zaten yapacaksın ya onu, yardım ederken o insani olan,
Bakın imani değil. Birisine yardım etmek hümanisttir. İman neresindedir? O hümanistçe yapılan işin arkasında benim olmadığımı bilmektir iman. Doğrudan doğruya yaratıcıyı vermektir. Dolayısıyla yapılan fiil olarak karşımızda görünen şeylerin, efalin içerisinde, işlerin içerisinde hiçbir fark yok. Ben de yardım ediyorum, ateist de yardım ediyor. Her zaman Ali Hoca da örneğini verir ya, şu lottery, ne diyorlar ona? Lionlar, lionessler, o grubun ismini hatırlayamadım. Masonlar bizden daha fazla yardım ediyorlar. Onlar şimdi bizden daha çok Müslümanlar mı? Onlar bizden daha çok imana mı sahipler? İşte din eşittir yardım etmek dersek böyle çıkmazlara, böyle abes durumlara düşüyoruz diye aklıma geldi. Kusura bakmayın çok konuştum. Evet buyurun. Söylemek istediğiniz varsa. Yani yorum değil de soru şeklinde soracaktım. Acaba dini amelciliğe indirgememizin sonucunda böyle oluyor diyebilir miyiz diyecektim. Amelciliğe indiriyor ya da şöyle diyelim, din eşittir amel nokta. Yani dinin içerisinde amel de var ama din, onu da söyleyecektim, Allah razı olsun, bu hatırlatman güzel oldu. Bizim ahlak tanımımız, yani bizim dediğim iman ettiğini söyleyen kişilerin ahlak tanımı veya iyi işler yapma tanımı nedir? Vahiydeki tanım nedir? Ameli salih. Ya eyyühennebi, pardon. Ya eyyühellezine amenü ve amilüs salihat. Yani ey iman edenler ve ameli salih işleyenler. İman etmeden, biliyorsunuz bu tanımdır, iman etmeden salih amel işlenmez. Dolayısıyla imanı çıkardığınızda, iman boyutunu arkasına koymadığımızda istediğimiz kadar insanlara yardım edelim. Yani amel anlamında bir şeyler yapalım, milyonlarca dolar verelim, hiç fark etmez. Çünkü arkasındaki imanı unutmuşuz biz. Dediğin gibi amel diye yoğunlaşıp ya bu kardeşim bu amelin arkasında böyle bir imani boyut olması lazım. Anca ondan sonra benim yapmış olduğum iyilikler Kur'an'ın tanımına göre ameli salih olur diye bu farkı biz unutmuşuz veya bize unutturulmuş ve bu unutturulmuş olan Müslümanlar da insanlara böyle bir din tanımıyla gelmediğinden dolayı işte şu andaki bu bahsi geçen itirazlarla karşılaşıyoruz. Karşılaşmamız da lazım. Bunlarla yüzleşmemiz lazım. Çünkü bu itirazlar haklı itirazlardır. Muhammed Said'in şöyle bir yazısı var, onu okuyorum. Onlar bizden daha çok Müslümanlar mı karşılaştırmasında bir problem var gibi görünüyor. Ölçü biz mi olmalıyız? Sanki başka türlü ifadesi daha mantıklı olur gibi olabilir. Evet. Dediğiniz doğru. Onlar Müslümanlardan, yani ölçüyü biz yani demek istediğiniz bu mu bilmiyorum ama anladığımı söyleyeyim ben. Ben kendimi ölçü olarak kabul etmeyeyim anlamında söylüyorsanız olabilir. Yani gene biz derken Müslüman veya Müslüman olduğunu söyleyen, iman Kur'an'daki efendim Allah tanımına iman ettiğini söyleyen kişiler. Biz o tanıma girmiyor muyuz düşünmek lazım. Pardon buyurun. Burada ölçü olan biz değiliz zaten. Hani şey olayı anlatabilmek için yani şimdi evet. Düştüğümüz hatayı anlatabilmek için yani biz mi Müslüman, daha çok Müslümanız onlar mı? Hani durumu ifade etmek için kullandık. Yoksa ölçü o değil de. Evet. Yani şöyle bir durum var. Resmin bir noktasına odaklanırken resmin bütünlüğünü görmeme gibi bir hata var. Yani amellerde de işte belli bir amele odaklanıp o amelle birlikte aslında kastedilen şey bütünlük nedir? Yani onu kaçırıyoruz. Bu problem budur yani. Sizin de az önce dile getirmeye çalıştığınız gibi yani Müslümanların esas problemi bu. Evet. İşte kurbandı, zekattı, iyilikti, iyilik yapmaydı, güzel işlerdi. Hani bunlara odaklanıyoruz ama bunlarla birlikte bizi her an var eden, her an bize ikram eden, her an bizi yaşatan, her an bize varlık veren bir yaratıcının dinamik olarak hayatın içerisinde olması gerektiği, yani resmin bütünlüğünü bu örnekle kastediyorum. Ha, bunu kaçırıyoruz. Dolayısıyla bizim inandığımız din elimizde canlı bir din olmuyor. Bizim hayatımıza tesir eden bir din olmuyor. Yani ölü bir din oluyor. Davranışlarımızı değiştirmiyor. Kalıcı olmuyor. Dolayısıyla ne oluyor? Sanki bir bilgi olarak bizim zihnimizin bir köşesinde bir yerinde duruyor. Zaman zaman işte hatırlıyoruz işte namaz vakitlerine ya da Ramazan'dan Ramazan'a ya da belli günlerde hatırlıyoruz. Ondan sonra ritüelleri yerine getiriyoruz. Sonra tekrar
bulunduğu o eski köşeye tekrar bilinçaltımıza atıyoruz ya da bilincimizin içerisine bir köşeye atıyoruz, orada duruyor. Tekrar bir daha birisi hatırlatıncaya kadar. Hani Kur'an-ı Kerim'in de sürekli karşı çıktığı, işte peygamberlerin de geliş sebebi bu aslında. Yani böyle değilsiniz. Bu dinin amacı bu değil. Bu hayatın amacı bu değil. Siz böyle yaşamak için gelmediniz. Tam tersinde her an için yaratılıyorsunuz. Her an için size varlık veriliyor. Bunun farkında olun diye geldiler. Bizim bu problemimiz de buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Allah evet. razı olsun. Allah razı olsun. Dedikleriniz doğru. Aynı doğrultuda devam edeyim ben. Söylediklerinizin hatırlattıklarını hemen buraya not ediyorum ki unutmayayım diye. Din şunun için gelmez. Hümanist olmak için, yani iyi insan olmak için din gelmez. Ama hemen bunun karşılığında antiparantez açıp uyarı yapıyoruz. Dindar olanlar iyi insan olurlar, o ayrı. Dindar olanlar kötü olacak diye bir şey demiyoruz. Ama yani bakın bu vurgular ve tanımlar çok önemli. Tekrar söylüyorum ki semavi din diyoruz, biliyorsunuz bu kavramı da zaman zaman gündeme getirmeye çalışıyorum ben. Çünkü benim kafamda bu konunun açıklaması burada, yani düğümü burada yatıyor. Hani biz semavi din diyoruz ya, Allah semadadır veya semadan Allah'ın göndermiş olduğu vahyi indirdik hep nüzul edildi diye söylüyor, semadan indi diye söylüyor. Bunlar ne demek? Semadan inen bir, yani bu dünyanın içerisinde bizim bulamayacağımız bir rehberlik olması gerekiyor tanım gereği. Yani İslamiyet semavi dinse veya Hristiyanlık ve Yahudilik semavi din ise, o şekilde tanımlanıyorsa, bunun anlamı nedir? O din, her ne hangi din ise, bize bir şey söylediğinde, bize bir rehberlik yaptığında, yapmış olduğu rehberliği bizim bu dünyada arzda bulamıyor olmamız lazım. Kendi kendimize bulamayacağımız bir rehberliği indirmesi lazım tanım gereği. Peki şu hümanistlik üzerine şimdi konuştuğumuz hümanistlik örneğine bunu uygulayalım. Hümanist olmak için bize bu dünyanın dışından bir rehberliğe ihtiyacımız var mı? Cevabı yok. Bir kez daha söylüyorum, çok önemli. Hümanist olmak için, insanlara yardım etmek için bize bu dünyanın haricinden, gaybtan, semadan bir rehberliğe ihtiyacımız yok. Neden? Görüyoruz çünkü. Bu şekilde semavi bir mesajı, semavi bir rehberliği almamış olanlar dahi insanlara yardım ediyorlar. Peki semavi olduğunu söylediğimiz dinin görevi nedir ya peki? İşte kilit noktası burası ve bizim yani bizim diye ifade ediyorum hep, Müslümanların mümin olduğunu söyleyen insanların problemi burada. Dinin getirmiş olduğu, semavi olan bir dinin getirmiş olduğu rehberlik bize şunu söylüyor. Sen o içinde yapmaya ihtiyacını hissettiğin iyiliğin kaynağı sen değilsin, senin yaratıcındır. Din bu mesajı getirir. Din insanlara yardım edin mesajını getirmez. Tekrar söylüyorum, hemen yanlış anlaşılmasın diye. Dindar olunca insanlara yardım etmeyeceğiz anlamında değil. Din hiçbir şekilde insanlara yardım etmeyeceksiniz demiyor. İnsanlara yardım edeceksiniz diyor semavi olan din. Ama asıl semavi dinin mesajı, o insanlara yardım etme hissinin size şu zat tarafından verildiğini bilerek insanlara yardım edeceksiniz diyor. Bu çok önemli bir fark. Yani bu şu anda üzerinde konuştuğumuz problemin problem olması, bu farkın anlaşılmamasından kaynaklanıyor. Biz dolayısıyla Müslümanlar, Müslüman olduğunu söyleyen kişiler sadece dini hümanist olmak, yani insancıl olmak, iyi şeyler yapmaya indirgediğimizden dolayı bu tür problemleri yaşıyoruz. Mesela zekat diye söyledik ya, zekat nedir? Tezkiye etmek fiilinden gelir, yani temizlemek. Biz temizlemek olarak vermiyoruz, yani bir mal var elimizde, o malın bir kısmını verin dediğimizde sanki işte bir masonun bir kendi locasına yardım etmesiyle eş
değer bir fiil olarak görüyoruz kendi dünyamızda. Halbuki zekat ne olması gerekiyor? Temizlemesi gerekiyor. Neyi temizlemesi gerekiyor? Kendi işimizde ben bunları, eğer zengin birisiysem mesela, ben bunları biriktirdim. Ya ben insan olduğum için bir nokta gelir, ben bunları, bu biriktirmiş olduğum mal, mülk, parayı vesaireyi kendimin zannetmiş olabilirim. Böyle bir düşünceyle efendim kendimi, hakikatimi kirletmiş olabilirim, pisletmiş olabilirim. Bunu hatırlayayım, bunlar benim değildi, benim bir yaratıcım vardı diyerek o malın bir kısmını temsilen vermektir o da. Yoksa zekat para yardımı değildir. Zekatı veren açısından da alan açısından da zekat para yardımı, mal yardımı değildir. Ama yani vurgu olsun diye söylüyorum. Mal yardım, para vermeyecek miyiz değil. Para vereceksin, mal vereceksin de. Zekat bu anlamda o malın, o paranın benim olmadığını anladım anlamında temsili bir harekettir. Bir şey verdiğimizde, o parayı bir fakire veya gitmesi gereken yere verdiğimizde ben bu olayı anladım diye onu temsilen verilir. Yoksa işte bakın, bu arkasındaki imani boyutu kaçırdığımızda zekatı para alışverişine, mal alışverişine dökeriz. Transaction yani. Zengin birisinin elinden para çıktı, şimdi fakir birisinin eline para geldi haline indirgenir. Zekat bu demek değil. Dolayısıyla bununla bağlantılı olarak çok konuşuyorum ama aklımdaki şu noktayı da söyleyeyim. Hani siz dediniz ya, davranışlarımızı değiştirmiyor din diye. Din davranışlarımızı değiştirebilir. Karşımızdaki bizim şu anda din diye gördüğümüz bir şey var ya. Mesela o din bize ne diyor? Hümanist olacaksın diyor. Hümanist olacaksın. İnsanlara yardım edeceksin. Bu anlamda insanlar etkilenip, yani bu söylemden etkilenip, etrafında da bir sürü insanları görüyorlar. Bu dindar insanlar birilerine yardım ediyor. Bu yardım etmeyi benim de yapmam lazım diye ben bu anlamda davranışımı değiştirebilirim. Fakat bu davranışımı, yani daha önceden para vermiyordum, yardım etmiyordum, şimdi insanlara yardım ediyorum. Bak, bir değişiklik oldu ya. Bu davranışın değişikliği dinin esası değildir. Din, az önce söylediğim gibi, oraya bağlayayım bu son örneği de. Din sadece davranış değişikliği getirmez insana. O davranış değişikliğinin arkasındaki hakikati, yani sana bu iyilik yapma hissini, rahmetli olan, merhametli olan, Er-Rahman ve Er-Rahim diyoruz ya mesela, her gün bunu işte bilmem kaç defa okuyoruz surenin içerisinde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahman ve Er-Rahim. Rahman ve Rahim olan bir Allah'tan bahsediyoruz duamızın içerisinde. O Rahman ve Rahim olan olduğunu nereden anladın? Eğer biz bu anlamda yardım etmeyi, insanlara yardım etmeyi ona vermediysek, o rahmetli olan kaynağa vermediysek, ağzımızda yalan söylüyoruz demektir. Rahman ve Rahim'miş. Nereden anladın Rahman ve Rahim olduğunu? Onun Rahman ve Rahim olduğunu ancak ve ancak o vermiş olduğumuz zekatın onun adına verilmesinden sonra gerçekleşebilir böyle bir şey. Bu anlamda, özetleyip bitiriyorum, bu anlamda din yanlış da şu anda konuştuğumuz gibi iman ekseninden uzaklaşmış bir din olarak, yani amele yoğunlaşmış bir din olarak karşımıza çıktığında bizim davranışımızı değiştirebilir. Fakat asıl mesele davranış meselesi, davranışları değiştirme meselesi değil, tutumu değiştirme meselesidir. İman tutumdan ibarettir, tavırdan ibarettir. Ben kendimi nereye koyuyorum, nerede görüyorum? İman doğrudan doğruya bundan alakalıdır. Ama Mehmet Emin'in dediği gibi ameller çok öne çıktığı için birdenbire biz kendimizi devamlı şekilde amellerle meşgul bir halde buluyoruz ve bunu din zannediyoruz. Problem burada. Peki, Allah razı olsun. Aslında biraz daha böyle interaktif gibi yaptık gibi bu dersi. Yani böyle olmasını ben biraz daha faydalı görüyorum. Yani diğer arkadaşlar da görüşleriyle katılırlarsa güzel olur. Son bir ekleme yaparak ben de işte bitirmek istiyorum. Yani davranışın tabii tutuma dönüşmesi önemli. Orada şey olması gerekiyor işte, hani davranışa aslında yaratıcıyı tanıyarak o davranışı sergilersek, davranışın içine sanki bir ruh girmiş oluyor, bir can girmiş oluyor, bir anlam girmiş oluyor. Öbür türlüsü Kur'an-ı Kerim'in vermeye çalıştığı bilinçten bağımsız bir şekilde yapılırsa bizde çok kalıcı olmuyor demek istedim.
Yani tam kaynağına bağlarsa, işte bunu iyiliği yapan ben değilim. Aslında bana bu hissi verendir. Yani bunun sahibi esasında odur, yaratıcıdır. Yani onunla bağlantıyı kurduğunuz zaman da o sizde kalıcı hale, yani çok böyle etkisi daha kapsamlı bir hale gelir diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Kalıcı Peki. vurgusunu iyi yaptınız. Allah razı olsun. Ancak işte zaten bizdeki ebediyet duygusunu ancak o şekilde tatmin edebiliriz. Çünkü parayı istersek 1 milyon dolar verelim. Ama geçici, bu dünyada kalıyor. Ölüme gidiyor o para. Ama biz ona dediğiniz gibi iman canını, ruhunu, o tutumunu yüklediğimiz zaman istersen 1 lira ver, istersen 1 milyon lira ver. O fani olan hareketi ebede çevirmiş oluyorsun ve gerçekten de hani ne derler, hakikat olarak da o anımız ebede gitmiş olacak. Bizim için cennetimize giden bir tercih olmuş oluyor ve cennete gideceğimizin bir işareti oluyor. Yani ebedi mutluluğun, ebedi huzurun, ebedi güzelliğin içerisinde, tekrardan bir yaratılış içerisinde olacağımızın da bir göstergesi oluyor. Başka türlü ebede nasıl gideceğiz ki? Hep fani tercihler yapıp ondan sonra işte bir yaşa gelince, ölünce hadi bakalım ben fani tercihler yaptım, din adına şöyle şöyle yaptım, beni cennete al. Çelişkili olmuş oluyor. Ama yaptığımız tercihleri, hareketleri iman ruhuyla işte dediniz ya, kalıcı oluyor. İşte bu kalıcılık bizi ebedi saadete götürüyor diye anladım ben de. Evet, Allah razı olsun. Ben çok istifade ettim arkadaşlar. Beraberce tefekkür ettik. Güzel oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hakikaten güzel oldu Erkem Hocam. Dediğiniz gibi interaktif olması, karşılıklı olması benim de çok hoşuma gidiyor. Yani ben de çok memnun oldum, çok faydalandım. Yazılan bir şey var. Onları isterseniz bazı arkadaşlar herhalde mikrofon olmadığı için yazmayı tercih ediyorlar. En son bir saniye. Ups, kayıyor Kamuran Ali şöyle demiş. Şöyle de diyebiliriz sanırım. Tezyinatın ne demek olduğunu ve kaynağını düşünmüyorsak hümanist oluruz. Evet, kaynak. Herkes tezyinat olduğunun farkında. Tezyinatsız diyen kimse yok. Fakat işte bu tezyinat veya bu varlık nereden geliyor? Onun kaynağını üzerine konuşuyoruz. Ne, hakikaten kendi kendilerine mi oldular yoksa başka var eden mi var? Din bundan bahseder. Muhammed Said'in şöyle bir yazısı var. Demek ki din adına bile hümanist olmak mümkünmüş. Evet, yani özet olarak bunu yazmanız güzel oldu. Sağ olun. Din adına hümanist olmak mümkün. Üzerinde konuştuğumuz Erkam Bey'in yani konuşmamıza taşımış olduğu, sohbetimize taşımış olduğu konu benim anladığım kadarıyla doğrudan doğruya bununla alakalı. Biz kendimize Müslüman diyoruz, Müslüman diye adlandırıyoruz. Şimdi ben insanlara yardım edeyim bakayım, ben işte şunu yapayım diye, ups, bir şey oldu ha. Diyerek hümanist oluyoruz. Seküler bir hümanist olma tehlikesi her zaman var diye anlıyorum ben. Devam ediyor. Sıfatların altında kaybolmamak lazım. Allah razı olsun demiş. Allah sizden de razı olsun. Dilek Hanım da aynı şeyi söylüyor. Peki, zaman geçti biraz geç başladık diye uzadı ama güzel oldu yani benim açımdan. Herkese teşekkür ediyorum. Başka son olarak şunu da söyleyeyim, ekleyeyim diye bir şeyiniz varsa buyurun. Değilse ben bitirmek istiyorum. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Peki, Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Geç başladık ama geç olsun da güç olmasın dedikleri gibi geç oldu ama güzel oldu. İnşallah önümüzdeki cumartesi pazar görüşürüz diyorum. Selamun aleyküm.